Bağırsak düzenleyici hap kullanıyorum. Bunun için önerebileceğiniz bir kür var mı? Ha, bakın şimdi Raziye Hanım, şunu söyleyeyim. Yani bugün bağırsakla ilgili şikayetler günümüzde had safhada. EBS, Irritable Bowel Syndrome, Tam üstündeki hareketli soru. bağırsak Kudret Bey'in sendromu. sorusu EBS. Ha, hareketli bağırsak sendromu. Kudret Bey orada kullanacağı şey ebegümeci çayıdır. Bak, unutmasın EBS'de. Aldık. Ha, bu Notumuzu var. aldık. Efendim, ülseratif kolit aldı başını gidiyor. Morbus Crohn aldı başını gidiyor. Yani bağırsak florasıyla ilgili şikayetler arttı. Neden arttı Hüseyin? Buğdayı, yerli çeşitli bu yurt dışından ithal edilenlerle bizimkileri karıştırdılar. İşte buğdayda gluten oranı yükseldi. %5 civarındayken 15'e çıkartıldı. Glutenin ve gliadin dediğimiz iki tane proteinden oluşur gluten. Şimdi gliadini bağırsaklarda bu ne yapıyor? Sindirilmeye başlanıyor. Yüksek oranda gluten içerdiği için hazım probleminiz var. Ya şimdi bu neye benzer biliyor musun? Yani bir insan 5 kiloyu birden yiyebilir mi? Yiyemezsen zorluyorsun. Yani %15 çok da güzel bir örnek değil bu. %5'i normal sindirirken gluteni bir problem yok. Ama %15'e çıkarttığın zaman enzimatik olarak bunlar parçalanamıyor. Baş edemiyor Dolayısıyla yani. Vücut baş edemiyor, baş edemiyor bağırsaklarınız. Yani. Gaz yapmaya başlıyor. Şişkinlik yapıyor. Şimdi sindirilemeyince bu sefer diğer gıdalar da sindirilmeden geçiyor. Al başına belayı. Yani dolayısıyla burada işte gluteni düşük normal gıda. Benim çocukluğumda ekmekler, Allah, bak siyez buğdayı alın, kara kılçık buğdayı alın, kavluca buğdayı çıkıyor şimdi. Sarı kız buğdayı, hepsi doğal. Çok alın. Yaygınlaştı. Evet, evet. Kendiniz ne olacak? Öğütü verin ya. Değirmenler var gayet ucuz. Orada kendiniz yapın ekmeğinizi. Ne güzel. Ekmek çeşit, lezzetine doyum olmuyor. E güzel de mayalayın onu. Güzel, hoş mayalar var. Yani, sanayi mayası değil. Değil. İşte burada o sorusu ne? Bağırsak düzenleyici hap. Ha, şimdi gluten yükseldi ya, şişkinlik yapıyor ya, işte bağırsaklardaki bakteriler de bunu tüketemiyor ya, parçalamıyor, zorlanıyor. Efendim diyor, al sana probiyotik. Bak, yepyeni bir gıda sektörünün kapısını aralıyorlar. Eskiden probiyotik mi vardı Hüseyin ya? Yani bu kadar envai çeşit bakteriler, o bakterilerin mutasyona uğramadığı ne malum? Ha? Mutant bakteri olmadığı, ne tür proteinler üretiyor bilmiyoruz ki. Efendim biz kalite kontrol yapıyor, yaparsın. Ha? Hepsini aynı anda yapamıyorsun yani. İşte bunları söylüyorum. Ekşiyen yoğurt vardı hocam. Probiyotik tabii mi arıyorsun? Al. Tabii, yoğurdunu ekşit. Kendin güzel ye. Değil mi? Ne kadar güzel. Şimdi bunun dışında yani benim kendisine söyleyeceğim, burada yapılacak olan şey doğal, yani ata tohumundan yapılmış ekmekleri tüketin. Evelallah bir şeyiniz kalmaz, sindiriminiz düzene girer.